planlamanın olmadığı, planlamanın geçerli olmadığı bir ülkede gelir darma adaleti olduğuna bahsedebilir misiniz? Bence yapılmıyor. Her şeyden önce planlama, hiçbir konuda, yani bütün konularda ciddi bir planlama yapılıp ona göre bir çözüm yolu bulmak lazım yani. Herhangi bir konuda herhangi bir iş yapılıyor. Yani fizibilitesiz, plansız, programsız veya olsa bile yeterli değil bunlar yani. Vallahi makas biraz daha açılıyor. Onun tabii başka etkenleri de var ya. Bu nüfus artışı, yeteri kadar teknolojik gelişimin sağlanamaması, eğitim, bütün sistemlerdeki aksaklıklar farklı şey yapıyor, etken yani. Üretimin olmadığı bir ülkede çok sıkıntı. Hep dış. Yani bundan 20 sene önce desen ki bu ülke mercimek ithal edecek, herhalde bana yani her türlü hakaret olurdu. Ama bu ne? Plansızlığın getirdiği sonuç bu. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir. Orta tabaka diye bir şey kalmadı artık. Önce adil olmak lazım. Adil olunacak. İnsanlara öncelikle iş bulunacak. Çünkü gençler işsiz kalmayacak. İş bulurlarsa, çalışırlarsa daha adil kazanılır. Ekonominin durumu hiç iyi değil. Ekonomiyi iyi bulmuyorum. Kendi adıma söylüyorum tabii. Eğer bir ülkede işsiz gençlerin oranı çok yüksekse ekonomi berbattır. Piyasa ekonomisine bakarsak asgari ücret çok düşük. İşsizlik gerçekten felaket bir durumda. Şu an ben mezun oldum. Lise öğrencisiydim. Liseyi bitirdim. 5 aydır işsizim. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani 5 aydır işsizim. Ben iş bulamıyorum. Yani nereye gitsem iş bulamadım. Öncelikle baştakilerin bir kendine gelmesi lazım. Onu belirteyim ben ilk önce ki sonra milleti düzeltecekler. İlk önce kendileri bir karınlarını doyurdular yıllarca. Sağlam bir doyurdular böyle. Şimdi milleti sömürme sırasında yani bu iş artık oraya geldi. Ülkede cidden büyük bir işsizlik oranı gerçekten yükseldi. Yani tarihte bu kadar yükselmemiştir herhalde. Ben televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla medyaya da fazla güvenmiyoruz ama yani bu herhalde son raddi artık işsizlik oranı. Bence bu işsizliği bir ilk önce düzeltmeleri lazım. Gelir durum şu anda iyi, güzel yani. Her sene gibi aynı yani. Farklı bir değişiklik yok. Geçmişte daha farklıydı. Şu anda düzelme var yani. Düzelme var. Hükümetimiz çalışıyor yani. Güzel bir çalışma var yani şu anda. Görünen o. Gelir dağılımında hiç asla adalet olduğunu düşünmüyorum. Yoksulla da zengin arasında çok büyük bir uçurum olduğunu düşünüyorum. Yani bunun da gün geçtikçe daha çok açıldığını düşünüyorum. Yani o makas ne kadar azalırsa halkın refah payı daha yükselecek diye düşünüyorum. Ama bunun içinde bir çaba gösterildiğine asla inanmıyorum. Eskiden bir orta direk diye bir şey vardı Türkiye'de. Ama şimdi artık o orta direğin tamamen kaybolduğunu, zengin ve fakir diye insanların artık ayrıldığını düşünüyorum ben. Yani Allah bizlere kolaylık versin diyorum Türk milleti olarak. Önce yolsuzluk önlenmeli Türkiye'de. Yani ben Türkiye'de birçok insanın alın teriyle değil yolsuzluklarla zengin olduğuna inanıyorum. Alın teriyle çalışan insanların asla hakkını alamadığını ve o haklarını alamadıkları için de fakirleştiklerini düşünüyorum. Ne çalışan bir doktor maaşının karşılığını alabiliyor, ne bir avukat alabiliyor, ne bir hakim alabiliyor. Onun için ben yolsuzluklarla bir sürü hak etmeyen insanın çok zenginleştiğini biliyorum ve görüyorum. Alım gücü de kötü. Zaten görürsünüz yani bir iki daha röportaj yapın böyle. İnsanların neyle ne kadarla geçinmeye çalıştığını inanamayacağımız rakamlar var yani. Başka emeklilerim, ben emekliyim mesela. Ben emekliyim ve 2500 lira maaş alıyorum. Benim ek gelirim olmasa, benim başka şeylerim olmasa benim 2500 lirayla nasıl geçineceğimi biri bana anlatsın. Mesela bir devlet büyüğüm gelsin benim yanıma desin ki 2500 liraya şöyle şöyle yaşayabilirsin. 100 lira bozdurursun sana 5 gün yeter desin bakalım mesela. Ben de ona göre hayatımı idame ettireyim.
Hakkaniyet yok. Zengin daha zengin, fakir gittikçe fakirleşiyor yani. Adaletin olmadığı tekir. Adalet dağılımı yok, işsizlik çok, hukuksuzluk çok, her şey çok. Vallahi insanların bir şeyler yapması lazım, halkın uyanması lazım, bir şeyler yapması lazım. Bu kadar sömürüye karşı bir şeylerin yapması lazım. Yapmazsa hep ezileceğiz. Gittikçe açıldı, önceden de vardı, bu kadar değildi, gittikçe açıldı. Fark bayağı açıldı yani. Ekonomim var, durumum olsun. Neyin ekonomi? Ekonomi yok ki, bitmiş. Ekonomi bitmiş, ekonomi yok. Sıfır. Çok kazanan oranı çok fazla, az kazananın çok az, orta kalmadı artık. Hani bu hükümet politikası mıdır, nedir, o belli olmuyor. Allah iyi yapsın, yani aklımız ermiyor bazı şeyler artık. Hani millet geziyor, sadece geziyor, işsizlik hat boyutta. Dış şeylerimiz biliyorsunuz, Suriye, Rusya, Amerika, bir dolu düşmanımız var. Bunlar ayrı bir boyut. Allah devlete kuvvet versin. Ben başka bir şey diyemiyorum. Uçurum gittikçe açılıyor. Şöyle söyleyeyim. Yeni zenginler türedi. Eski zenginleri bir şekilde hükümet politikası mıdır nedir onu bilmiyorum ama eski zenginler göçtü. Yeni zenginler türedi. Yani hükümetin tarafı olanlar daha çok şimdi zengin oldu gibi gözlem var. Bir defa işsizliği önüne geçirmeli. Her şey satıldı. Fabrikalar satıldı. Satılmayan bir şey kalmadı. Yani bunu artık Sağır Sultan duydu ama kendi kendimizi biz kandırıyoruz. Gelirin %80'ini %10 alıyor. Geri kalan %20'yi de %90'a bölüyorlar. Adaletli olabilir mi böyle bir şey? Daha fazlalaşıyor. Her gün daha fazlalaşıyor uçurum. Ve ben emekliyim. Ben emekliyim. 14 yıldır emekliyim. 14 yıl önce aldığım şeyleri şimdi alamıyorum. Maaşım düştü aşağıya. Reel olarak, rakam olarak yükseldi ama satın alma gücü düştü aşağıya. Dengeli bir gelir dağılımı yapmak lazım. Adaletli yapmak lazım. Adam kayırmadan yapmak lazım. Eşitçilik lazım. Çatısı çökecek gibi geliyor bana ekonominin. Çünkü ben bakıyorum, ben ticaretle uğraşmıyorum ama bakıyorum 80 tane dükkan vardı, 30 tanesi kapandı. Bu ne demektir? Ekonominin kötüye gittiğinin göstergesidir.